Selam arkadaşlar. Yok, merhaba arkadaşlar. Bugün kereviz yapacağız. Zeytinyağlı kereviz. Aslında klasik malzemeler. Yani genelde herkesin bu malzemeleri kullandığı bir yemek. Ama bu yemeğin bir farkı olacak. Buna normalde un koyuluyor, biliyorsunuz. Yaparken daha beyaz olsun veya kıvamı artsın diye. Unda da gluten var, kalori var. Onun yerine biz ne yapıyoruz farklı olarak? Burada teff tohumlu tahılımız var. Bundan herhalde 3-4 videoda da vardır bu. Kullanmışımdır, anlatmışımdır. Bunu kıvam arttırıcı olarak kullanacağız. Un yerine olacak. Yani glutensiz, protein değeri çok yüksek, sağlıklı ve yemeğimizin ön yerine geçmesini sağlayacak bu teff tohumu. Malzemelerimize gelsek. Bir tane orta boy kereviz var. Patates 3 tane ama çok küçük küçük patatesler. 2 tane havuç. Yarım soğan kullanacağım. Şurada limonlu suyum var. Kerevizlerimiz doğrandıktan sonra kararmasın diye. Başka ne var? Yarım limonun suyu var. Hepsini anlattım. Bir de kaya tuzu kullanacağız. Bir de bu yemeğimizi arkadaşlar, yani bu tarifin sonunda size İrfan Ok'un Lanetli Balzac adlı kitabını tanıtacağım veya biraz bahsedeceğim. Okudum, bitirdiğim bir kitap. Hadi şimdi kerevizlerimizi doğramakla başlayalım. Evet, kerevizlerimizi doğradık ve limonlu suya koyduk. Ocağımıza da tenceremizi aldık. Yarım soğan doğradık. Ve şimdi soğanlarımızı iyice bir kavuruyoruz. Soğanlarımız kavruldu. Şimdi sırasıyla önce patateslerimiz, sonra havuçlarımız şöyle güzel bir karıştırıyoruz. Ay, ne çok ses çıkardı bu da. Şimdi de kerevizlerimizi limonlu sudan alıp tenceremize koyuyoruz. Bu yemek gerçekten çok sağlıklı arkadaşlar. Ben zaten kereviz ve enginarı çok severim. Bir de bu kerevizin pırasalısı var. O da çok güzel oluyor. Ama onu da bir gün şey yaparım. Pırasam yok şu anda. Pırasa aldığımda kerevizli pırasa yapabilirim. Tamamdır. Şimdi bu aşamadan sonra tahıl teff tohumumuz var. Bunu un yerine kullanıyoruz. Hem protein bakımından, hem kıvam artırıcı, hem glutensiz. Gerçekten sağlıklı. Şimdi bunu ekledikten sonra biraz, yani şöyle biraz kaya tuzu ekliyorum. Başka ne kaldı? Evet, yarım limonun suyu ve kaynar su. Zeytinyağları genelde şeker kullanılıyor ama ben dediğim gibi yemeklerimde şeker ve unu, yani zeytinyağlılarımda eklemeyeceğim artık bundan sonra. Belki eklemişliğim vardır tabii. Şöyle aynı hizaya gelecek kadar kaynar su ekledim ben. Şu an sadece pişmesini bekleyeceğiz. Kapağını kapatıyoruz ve pişmeye bırakıyoruz. Yemeğimiz biraz pişmiş, biraz daha pişmesi gerekiyor. Sonra da servise geçeceğiz. Bunu kısık ateşte biraz pişirirken biz de
size şu kitabı anlatalım. Gerçekten beni çok etkiledi bu kitap. İrfan Ok'u ben nasıl tanıdım? Idipix.com'dan kitap alışverişi yaparken böyle bir kitabı ilgimi çekti. Yani böyle şeylere geldi. Çok satanlar değil de öneriler mi? Öyle yani. İrfan Ok'u ilk tanımam Siyah Rus Dostoyevski adlı kitabıyla tanıdım İrfan Ok'u. Ve gerçekten çok 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 sevdim. Sanırım 3 veya 4 kitabını okudum. Son 2 kitabı kaldı. Türkler ve Kürtlerle ilgili 2 kitabı daha var. Onları okumadım. Şimdi burada Lanetli Fransız Balzac. Balzac biliyorsunuz Fransız bir yazar. Napolyon falan geliyor aklıma Balzac deyince. Çünkü Balzac ya da hayatından şöyle başlayalım. Balzac annesi onu doğuruyor. Yani öz annesi doğuruyor. Balzac doğduktan sonra annesi onu bir şekilde istemiyor. Yani ısınamıyor. Hiçbir şekilde istemiyor. Ve bunu babası alıyor evden doğduktan sonra. Bir süt anne buluyor. Ve Balzac'ı sanırım 4-5 yaşına kadar süt annesi falan bakıyor. Ondan sonra da işte okula falan başlıyor. Annesi, öz annesi tek yine istemiyor. Tabii bu süreçte Balzac'ın ailesinin durumu öyle kötü de değil yani. Çok iyi de değil, çok kötü de değil. Yani orta sınıf bir aile diye düşünebiliriz. Ondan sonra Balzac okula başlıyor. Yine istenmeyen çocuk oluyor. Dersleri berbat. Okul okumayı hiç istemiyor. Hep böyle yazar olmak istiyor. Ama yazar olmayı başarması da çok zor oluyor. İşte büyüyor, yine işe giriyor, memurluk işi buluyor babası ona. Yine oradan da istifa ediyor, orada da çalışmıyor. Çok başarısız bir öğrenci zaten. Sonra babası da bunu sevmiyor zaten. Balzac tutamayacağı sözler veriyor ve gerçekten hiçbir zaman aşık olmuyor, hiç aşk tatmıyor ve kendinden büyük kadınlarla birlikte oluyor. Tabii eski zamanlarda jigolo deyimi kullanılmıyor ama Balzac'ın hayatınıza baktığınızda hep böyle çok zengin olmak istiyor, şatolarda yaşamak istiyor ve zengin gerçekten çok zengin bir kadınla evlenmek istiyor. Bunu da ömrünün son bir yılında başarıyor ve gerçekten çok zengin bir kadınla evleniyor. 6 ay mı? 6 ay falan gerçekten zengin ve soylu bir yaşam yaşıyor, sonra ölüyor. Başka ne diyebiliriz? Gerçekten çok fakirlik, yoksulluk çekiyor. Çok borçlanıyor. Bütün Fransa'ya, Paris'e, her yere borcu oluyor. Öldüğünde bile borçluları yani milyonları aşmış şekilde oluyor. Balzac başka ne diyebilirim ki? Napolyon'un heykelini alıyor mesela. Napolyon'un heykeline bakarak ilham oluştuğunu düşünüyor ve gerçekten Napolyon'un heykeline bakıp muhteşem hikayeler ve romanlar yazıyor. Onun dışında Napolyon için bir söz söylüyor. Senin diyor kılıçla yapamadığını ben kalemimle başaracağım diyor. Ne demek istiyor burada? Tartışılır. Yani nasıl bakarsanız öyle. Onun dışında mesela yayın evlerine daha yazılmamış kitabın sözünü veriyor. Yayın evleriyle anlaşıyor. Para alıyor ve diyor ki ben diyor bir tane kitap yazacağım. Diyelim 500 sayfalık bir roman yazacağım ama onun parasını bana ödeyin diyor. Yayın evlerini de dolandırıyor. Yani tutamayacağı sözler veriyor. O kitap yazacağım diyor ya yazmıyor. Günü geldiğinde tamamlayamıyor. Bir süre de kendi ismiyle yazmıyor. Bir tane arkadaşı ona işte diyor gel kitap çıkaralım işte şu isimle falan filan. Bir yayın evi arkadaşı. Ondan sonra o da onu dolandırıyor. Yani hayatı tam bir saçma sapan bir hayatı var. Ondan sonra gözü çok yükseklerde ve bunu bütün hayatı boyunca başaramıyor. Ömrünün son bir yıl 6 ayda olabilir. Orası tam bilinmiyor. 6 ayında gerçekten zengin bir kadınla evleniyor kendisinden büyük. Ve o istediği hayatı yaşıyor ve ölüyor. Yani Balzac'ı diyorum. Balzac'ı
Sevmeniz için çok sebep var. Gerçekten çok güzel bir kalemi var. Ben bu İrfan okuduktan sonra bir tane daha kitap vardı Balzac'ı anlatan. Adı aklıma gelmiyor şu anda. Onu da okudum. Sonra Balzac'ın bütün kitaplarını aldım. Daha çok Türkiye İş Bankası yayınlarından aldım. Neyse arkadaşlar, İrfan Ok'un bu kitabını önce okuyun. Lanetli Fransız Balzac'ı. Sonra siz de benim gibi yapın. Gerçekten merak edin hayatını falan. Ne yazdığını, nasıl bir kafaya sahip olduğunu. Ve Balzac'ın bütün kitaplarını alın. Ben öyle yaptım. Neyse. Çok fazla konuştum yine, biliyorum. Yemeğimiz de zaten pişti sayılır. Birazdan servis edip veda da edeceğiz. Pişsin bakalım biraz da. Yemeğimiz pişti. Şöyle bir servis tabağına aldım. Evet, zeytinyağlı kereviz yemeğimiz hazır. Ayrıyeten içinde tef tohumu var. Yani tef tahılı var. Öğün yerine geçer. Protein değeri yüksek bir yemek. Videomu beğendiyseniz beğendime tıklayın. Beğenmediyseniz beğenmedime tıklayın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.